Merhaba. Dünya Anıtlar Fonu'nda Afrika'nın Sahara Çölü altında kalan bölgesinden sorumlu program direktörü olan Stephen Battle'la birlikteyim. Çok eski bir şehir olan Kilva'dan söz ediyoruz. Kilva, Tanzanya'nın güneyinde yer alır ve Kilva Kisivani ve Songon Nara adındaki iki adadan oluşur. Bugün çok yoğun mangrove ormanlarıyla çevrelenmişlerdir. Bu limanların gerçekten de çok işlek oldukları zamanlarda buranın nasıl göründüğünü hayal etmek oldukça güç olmasına rağmen çok kozmopolit merkezler olduklarını söyleyebiliriz. Maalesef bugün dünyanın çok fakir olan bir bölümünde yer alıyorlar. Adaların her birinde birer köy var ve köylüler geçimlerini balıkçılık ve tarımla sağlıyorlar. Buranın bir zamanlar Doğu Afrika'daki en güçlü şehir devletlerinden biri olduğuna inanmak gerçekten de zor. Burada Afrika'nın doğu tarafındaki Swahili sahilini süsleyen birkaç şehir devleti vardı. Swahili Arapçada sahildekiler ya da sahil insanları anlamına gelir. Swahili medeniyeti 9. yüzyılın ilk dönemlerinden 17. hatta 18. yüzyılın ilk dönemlerine kadar Afrika'nın doğu kıyısında yaşamıştır. Swahili medeniyetinden gelenler bugün hala aynı yerde yaşamaktadırlar. Yerel bir kültürleri varmış ama Hint Okyanusu'nun değişik yerlerinden gelen etkileri de içselleştirmişler. Swahililer ticaretle uğraşırlardı. Kuzeyde Basra Körfezi bölgesinden doğuda Hindistan ve uzaklardaki Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticaret yapıyorlardı. Buranın bir İslam medeniyeti olduğunu açıkça görebiliyoruz. Ayrıca camide gömülü olarak bulunan seladon kase ve diğer seladon seramikleri bize buranın kozmopolit yapısını gösteriyor. Svahili medeniyeti Afrika'nın doğu kıyısındaki şehir devletlerinden oluşuyordu. Bu devletlerin her birinin kendi içinde belirli bir düzeyde otonom olmasını sağlayan bir sultanı vardı. 14. yüzyıla geldiğimizde altın ticaretine hakim olduğu için oldukça güçlü ve zengin olan Kilva sultanı diğer şehir devletlerini egemenliği altına aldı. Altın bugün Zimbabwe olan yerden çıkarılıp işçiler tarafından yine bugün Mozambik olan sahile taşınıyordu. Buradan gemilere yüklenip Fatimi ve Kahira pazarlarına yollanıyordu. Kilva Sultanı kontrolü altında olan sulardan geçen altından vergi aldığı için çok zengin olmuştu. Sultanın ne kadar zengin olduğunu Kilva'daki saraya baktığınızda anlayabilirsiniz. Saray, bahçelere, havuzlara, özel konutlara ve ticari aktivitelerin yapıldığı alanlara sahip. Büyük saray, Kisvahili dilinde Husumi Kubba olarak adlandırılır ve Sultan Al-Hassan bin Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Önemli sanat tarihçilerinden biri olan Peter Garlick tarafından, Doğu Afrika'da Somali'nin güneyindeki en büyük ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş yapılardan biri olarak tanımlanmıştır. Fotoğraflara baktığınızda sarayın yapıldığı zamanlarda neye benzediğini anlayabilmek biraz zor etrafta çok büyük mercan kayaları var. Bu kayaların yontulduğu ve yüzeylerinin boyandığını düşünmelisiniz. Sarayın iki bölümü varmış. Bölümlerden biri halka aitmiş, diğeri ise özelmiş. Halka açık alan çok geniş bir alan olup içinde sultanın malları için kullandığı depo alanları varmış. Orta kısımdaki divan ya da kabul salonunda sultanı görmeye gelen insanların oturması için basamağa benzer yapılar bulunmaktadır. Bunu takiben sarayın liman manzaralı bir havuzu olan özel bir de bölümü var. Sultan bu havuzda güneşin batışını seyredermiş. Divanın halka açık ticari özelliğini çok ilginç buluyorum. Burada kabul edilen bir seyyah kültürel fırsatlarla karşılaşabilirmiş. Portekizliler kısa bir süre sonra bu zenginliğin farkına varmışlar. 1498'de Doğu Afrika sahili ilk Portekizli gemiyi ağırladı. Afrika'ya altın bulmaya gelen Portekizliler aradıkları altını Kilva'da bulmuşlar. 1505'te Kilva'da askeri bir birlik kurdular. Sıvahillilerin tüccar olduklarını unutmamalısınız. Çok önemli gemicilik becerileri olmasına rağmen deniz savaşında ticarette oldukları kadar başarılı değillerdi. Ayrıca Portekizlilerin ateş gücüne karşı koymalarının da mümkün olmadığını hatırlamalıyız. Bu işgalin en önemli kanıtı denizden bakıldığında önemli bir noktada konumlandırılmış olan kaledir. Portekiz kaynaklarına göre kale sadece 16 günde yapılmıştır. Buna inanmak her ne kadar güç olsa da, kaleyi yakından incelediğinizde orada var olan bir ev üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yine Portekiz kaynaklarına göre kale, çevredeki evlerin yıkılmasıyla ortaya çıkan malzemelerin kullanılmasıyla yapılmıştır. Portekizlilere ait askeri birlikler 1512'de Kilvayı terk ettiklerinde arkalarında limanın bir ucunda konumlanmış önemli bir savunma yapısı bırakmışlar. Portekizliler Hint okyanusunda etkin olmayı sürdürseler de zaman içinde Basra körfezinde yer alan Ummanlılar Portekizlilerin yerini aldı. Ummanlı Araplar Doğu Afrika'da yüzyıllardır ticaret yapıyorlarmış. Bölgeye gelen Portekizliler Ummanlılarla sorun yaşamaya başlamışlardı. Ummanlılar 1730'lara gelindiğinde Portekizlileri bölgeden tamamen kovmak adına sistematik bir biçimde çalışmaya başlamışlar. Bunu takiben Kilva Umman egemenliği altında ekonomik olarak dirilmeye başladı. Ummanlılar Doğu Afrika sahilini çok sevdikleri için başkentlerini buraya taşıdılar. Kilva ise yeniden yapılandırılmaya başlanmıştı. Bunun en önemli örneği Umman Sarayı'dır. Makutani Sarayı olarak da bilinen bu sarayın temeli İlk dönem Svahili sultanlarından biri tarafından atılmıştı. Kilva ve Doğu Afrika'yı kontrolleri altına alan Ummanlılar bu saraya eklentiler yaparak bugün gördüğümüz yapıyı inşa etmişlerdir. Kilva'nın zenginliği altından kaynaklanıyordu ama zaman içinde fil dişi ve köle ticareti de gelişmiştir. Hatta zaman geçtikçe köle ticareti ana ticaret şekli haline gelmiştir. 19. yüzyılın ortasına geldiğimizde Kilva, Afrika ile büyük bir köle pazarı olan Zanzibar arasındaki en önemli aktarma noktası haline gelmiştir. Makutani Sarayı'nda iç içe binalar bulunur. Saray merkezdedir ve etrafında konutların bulunduğu bir alan vardır. Ticaret mallarının depolandığı duvarlarla çevrelenmiş alan, aynı zamanda kölelerin de tutulduğu yermiş. Portekizlilerden de etkilenmiş yerli Svahili kültürü, sonra Makutani Sarayı ve Umman kontrolünün izleri. Şu an her şey yıkıntı halinde. Bu noktada Dünya Anıtlar Fonu devreye giriyor. Kilva Kisivani ve kardeş adası Songom Nara işte bu yüzden çok önemlidir. 10. yüzyılda Svahililerle başlayan 20. yüzyılda da sömürgeci Alman Doğu Afrikası'nın başkenti haline gelen 800 yıllık Doğu Afrika kültürünün bir yansımasıdır. Ve işgal dönemlerinin karakteristik yapıları bugün halen ayaktadır. Hoşçakalın.